Azerbaycan halkının milli lideri merhum Haydar Aliyev'in vefatının 13. yıl dönümü. Batı kentte bulunan Aliyev Anıt Parkı'nda bir etkinlik düzenleniyor. Mert Çağlar Güdekli'nin yanında konukları var. Mert, söz sende. Teşekkürler Mustafa Murat Bayram. İlk yayınımızda tabii ki canlı yayının aziline uğramıştık. Zira tam o sırada da programda devam ediyordu. Konuklarımız da kürsüdeydi, konuşmalarını yapıyordu. Böylesine üzüntülü bir günde biz bunları normal olarak karşılıyoruz. Zira bugün üzüntülüyüz. Sadece Azerbaycan değil, işte Türkiye'de, dünya üzerindeki tüm Azerbaycan Türklerinin bulunduğu yerde bir matem var. Bu matemin sebebi de Azerbaycan Devlet Başkanı, merhum Devlet Başkanı Haydar Aliyev'in 13. anma yıl dönümünü idrak ettiğimiz için hüzünlüyüz, üzüntülüyüz. Üzüntülüyüz ancak onun öğretileri, onun mirasının devamı ve takipçileri de olduğu için bu hüznümüzü aynı zamanda gururla da birleştiriyoruz. İşte şu anda da Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev babasının öğretilerini gayet başarılı bir şekilde yürütüyor, sürdürüyor. Azerbaycan söz konusu olduğunu hani hep deriz ya, bir millet, iki devlet. İşte bu sözü Türkiye'de hüzünde de, üzüntüde de ve sevinçte de, coşkuda da doyasıya yaşıyoruz, iliklerimize kadar hissediyoruz. Azerbaycan'ı ilgilendiren her şey bizim bu topraklarda da işte böyle yayına, ekranlara geliyor. Ve bu tarz etkinliklerle de Türkiye'de gündem yer işgal ediyor diyelim. Ve hemen ilk konuğumuza mikrofonu uzatalım. Kendisi Ankara Büyükelçisi Azerbaycan'ın Faik Bayırov. Hemen merhum lideri, bir de onun kelimeleriyle dinleyelim. Sağ olun, çok minnettarız. Bugün büyük devlet adamı, Azerbaycan halkının ümumi lideri, büyük devlet adamı Haydar Aliyev'in ebediyete intikalinin 13. yıl dönümünü Ankara'da, bütün dünyada olduğu gibi, Azerbaycan'da olduğu gibi, Türkiye'nin başkenti Ankara'da büyük bir sevgi ve saygıyla anıyoruz. Tabii ki Haydar Aliyev'in Azerbaycan'ın yeniden bağımsız kazandıktan sonra yaptığı işlerin behresini biz bugünlerde de görüyoruz ve bununla fehrediyoruz. Benim ait olan nesil Haydar Aliyev'in Azerbaycan'a rehberlik ettiğinin iki döneminin de çok iyi hatırlıyorum. Birinci 1969. ilden 1982. ilde Azerbaycan'ın o zaman Sovyetler Birliği döneminde olan terkibinde olan bir cumhuriyete rehberlik ettiği zaman Azerbaycan'ı çok hızlı bir şekilde Sovyetler Birliği Cumhuriyetler arasında en gelişmiş ve en ekonomi bakımından zengin olan bir cumhuriyete çevirmişti bu zaman içerisinde. Ve ikinci Haydar Aliyev'in Azerbaycan'a rehberlik ettiği bir dönem, o da Azerbaycan'ın yeniden bağımsızlığının kazandırıldığından sonra 1993. ilden 2003. ile kadar rehberlik ettiği dönemde Azerbaycan'ı demek olar ki ilk bağımsız yıllarında haos, çok gergin bir şeraitte olduğundan çıkartarak bağımsızlığın ebedi olması istikametinde attığı adımlar bugün onun behresini demin söylediğim kimi görüyoruz. İşte bu çok önemli. Süreçleri atlatırken Türkiye'de de hüzün içerisindeydik. Türkiye'de de işte belli coğrafyalar vardır ya, sadece Türkiye'ye ait diyemeyiz. Orada yaşayan halk sayesinde. Onlardan birisi Iğdır. Efendim çok teşekkür edeceğim size. Zira Iğdır milletvekilimiz hemen yanımızda. Iğdır'da Azerbaycan'ın az önce yayınımızın başında söylediğimiz gibi hem hüzünde hem sevincisinde kardeşleriyle aynı duyguları hisseden bir coğrafya, bir şehrimiz. İşte Güzel Iğdır'ın milletvekili Nurettin Aras da hemen yanımızda. Söz konusu Iğdır olunca Azerbaycan tabii ki çok önemli oluyor. Efendim sizi bu şekilde alacağım yayınım için lütfen. İşte Iğdır Azerbaycan'ı ve sahip olduğu vatandaşlar açısından, zaten Iğdır'ın demografik yapısına baktığımız zaman da Azerbaycan Türklerinin de bir
hayli yoğun olduğunu da görüyoruz. İşte böylesine önemli bir şehrin milletvekilisiniz. Hüznü de sevinci de aynı şekilde yaşıyoruz. Bugün hüznü yaşıyoruz. Neler söylemek istersiniz? Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Azerbaycan'ın sevinci sevincimizdir. Azerbaycan'ın üzüntüsü üzüntümüzdür. Bugün Azerbaycan'ın umumi milli liderinin yani kurucusunun 13. ölüm yıl dönümünü, matemini hep birlikte burada yaşıyoruz. İnanıyorum ki Türkiye'de 80 milyon insan da bunu minnetle yad etmektedir. Allah ruhunu şad etsin. Çok büyük bir devlet adamıydı. Ben Iğdırlı olarak kendisiyle Nahçıvan'ın Ali Meclisi'nin başkanı iken tanışmıştım. O zamanlar Iğdır'da Milli Eğitim Müdürü olarak çalışmaktaydım ben. Tabii Hasret Köprüsü'nün açılması da onun zamanına denk geliyor. Zamanın Başbakanı Demirel'le olan sıcak ilişkileri, dostlukları o köprünün yenilenmesine sebebiyet vermiş ve o günü çok iyi hatırlıyorum ben. Bütün Iğdırlılar Nahçıvan'a geçmiş, Nahçıvanlılar da Iğdır'a gelmişti. Hasret yani sona ermişti. Bir nüfus mübadelesi olmuş ve hasret sona ermişti. Güzel günler geçirdik o zamanlarda. Efendim yayın süremiz de çok kısıtlı olduğu için aslında biz haberlerimizde bu duyguları, bu hisleri, bu ortak coğrafyanın ortak duygularını ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Çok önemli bir gün dedik. Biz de yayınımız aracılığıyla sadece Türkiye'de değil, sadece Azerbaycan'da değil, tüm dünyadaki Azerbaycan Türklerinin bu özel gününde başsağlığı dileklerimizi ileterek yayınımızı son veriyoruz ve sözü tekrar stüdyoya bırakıyoruz.